Merhabalar sevgili izleyiciler. Karşı Pencere ile bu akşam da karşınızdayız. Karşı Pencere'de bugün şair yazar Seynur Sezer ile birlikteyiz ve 3 Haziran 63'ü konuşacağız. Tabii biraz Nazım Hikmet'i konuşacağız, biraz Ahmet Arif'ten sohbet edeceğiz, biraz Orhan Kemal'i konuşacağız. Hem toplumcu gerçekçilik üzerine sohbet edeceğiz hem de şairler, yazarlar ve elbette tüm bu kişilerin hayatlarına dair biraz sohbet edeceğiz Seynur ablacığım. Önce hemen Nazım'ı konuşmak istiyorum. Yani Nazım deyince ilk akla ister istemez işte şiirleri, aşkları, sürgünleri, tüm yaşadıkları geliyor. Ama bir taraftan ilk akla gelen komünizm oluyor sanki biraz da. Daha doğrusu bence insanlığın büyük hasreti ekmeğe, çalışmaya, sömürülmemeye olan büyük hasreti. Tabii bunun çaresi Nazım Usta'ya ve bana ve pek çok kişiye göre de bir rejim, bir yönetim meselesi. Ya da şöyle tanımlarlar. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre. Herkesten yeteneğine göre alıp herkese ihtiyacına göre vermek. Biraz şiirlerini konuşmak istesek Nazım'ın akla ne gelir mesela? Nazım büyük şair çünkü Türk şiirini tepeden tırnağa değiştirmiş bir insan. Şimdi düşünelim. Nazım'dan önce Yahya Kemal şiirde bir değişiklik yapmış. Divan şiirine modern bir bakış açısı getirmiş. Arada Ahmet Haşim var. Ulusalcılar var. Ama hem geçmişin sesini hem yeni bir sesi hem yeni bir içeriği olduğu gibi değiştirmiş bir adam Nazım. Üç telli ses olmaz deyip bir orkestra getirmiş gerçekten. Bu orkestra hem hikaye anlatıyor, hem ağlıyor, hem ıslık çalıyor. Ya da söylediği gibi tek bir biçime mahkum değil. İçerik biçimi düzenliyor. Ve tabii aslında hayatının büyük bölümünü hapislerde, sürgünlerde geçirmiş birinden bahsediyoruz. Bu sürgünler hem kendi özel hayatını, Nazım'ın özel hayatını hem de elbette şiirlerini, yazarlığını nasıl etkilemiştir? Nazım'ın büyük yanı şu, çok iyi bilmesine rağmen yabancı dilleri, mesela Rusçayı, hiçbir zaman ana dili dışında yazmamış, ana diline tutkuyla bağlı bir insan. Nazım'ın o bitmez hasreti, şöyle dile geldiği zaman da şiir, keşke ben bir deniz dalgası olsaydım, Karadeniz'de bir dalga olsaydım, mavileşseydim ve Kadıköy vapuruna Mehmet'le annesi binerken vapura çarpsaydım diyen bir insan. Tahta evleri düşünürken bu tahta evleri gemiler gibi düşleyen bir insan. Ben Nazım'ın hasretini yine Nazım'a çok yakın bir başka sürgün yazarda Fahri Erdinç'te gördüm. Eğer Fahri abiyi görmeseydim Nazım'ın hasretini doğrusu kavrayamazdım. O çok özlüyordu Türkiye'yi. Sık sık da kalbi ağrıyordu. Diyordu ki, benim bu ağrımı ne iyi gelir biliyor musun Senur? Ne iyi gelir abi? Salep. Ben dedim ki ya ben Üsküp'e geçeceğim. Üsküp'ten sana salep getireyim. Yok, Türk salebi. Adam işaret etti o salebi İstanbul'da içecek diye yani.
Böyle bir şey ayırıyor. Düşünün şimdi yani. Diyor ki bu kekik. Bizim kekikler gibi kokmuyor. Aslında bütün kekikler bana sorarsanız... Benzer kokar. Benzer kokar. Ama bir Alman yazarı vardır. Şimdi adını söyleyemeyebilirim. İkinci Dünya Savaşı'nda antimilitaristtir ve çok genç de ölmüştür. Savaşa da karşı biri. O şey der, Rusya'da ölmüş bir asker der ki, bak kokla der rüyasında öteki askere. Bu ne kokuyor? Toprak. Ama bizim oraların toprağı böyle kokmaz. Bu toprak yabancı toprak ve bizim toprak değil. Şimdi bu böyle bir hasret. Nazım'ın hasretinde yani her şeyin hasreti birden var. Yani mesela Küba'da onun mutlu olduğuna inanıyorum. Küba'da birden insanların sosyalizmi belki coşkuyla yaşadıklarını görüyor. Sovyetler'de hayal kırıklığına uğradığı şeyleri çoktan dan söyleyen bir insan. Evet. Onun ilk adımlarını görmüş, bir devrimin ilk adımlarını yaşamış bir insan. Hayal kırıklıklarına dayanamayan ama bunu da dile kolay getiremeyen bir insan. Yani Nazım'ın çok yönlü bir hasreti var. Hasret birçok yerde... Meyerhold'u soruyor mesela canım. Yani sorduğu zaman cevap yok. Yani Meyerhold nerede? Bu cevap yok. Hasret aslında Nazım için biraz da öyle hissettirir belki. Yalnızca işte ülkeye duyulan, memlekete duyulan, bir kişiye duyulan ya da işte yalnızca Salep'e duyulan hasretin çok daha ötesinde gibi görünüyor. Şiirlerinde ya da yazılarında da benzer bir noktayı görüyoruz çünkü. Yani bu hasret tüm dünyanın sanki daha iyileşmesi hasreti gibi mi? Evet, onun söylediği insanlığın büyük hasreti dediği hasret. İnsanlığın büyük hasreti. O hasreti fark ediyor. Yani üstelik dünyada mutsuz insanlar oldukça da dinmeyecek bir hasret ve sızı Nazım'ın ki. Yani kendi ülkesinde ya da Sovyetler'de tamamlanmış bir devrimin, bir uygulamanın dindiremeyeceği bir şey. Hindistan'da insanlar açsa Nazım gibi bir şairin rahat etmesine imkan yok. Buradan biraz Ahmet Arif'e de geçmek istiyorum. Ben şimdi işte Ahmet Arif'le ilgili bilgileri toparlarken şöyle bir sosyal medyayı taradım. Ekşi Sözlük'te bir yorum vardı. Benim çok hoşuma gitti. Saatlerce anlatmakla bitmeyecek şeylerin bir cümleyle ifade edilmesine verilecek en iyi örnektir Ahmet Arif demişler. Öyle midir? Ya da Ahmet Arif'i nasıl tanımlamak gerekir? Ahmet Arif'in sesi mesela Nazım'dan çok farklı bir ses. Biraz... eşkıya sesi, dağa çıkmış bir adam sesi, sevdası hoyrat bir dağ adamı sesi, maviye yangın mavisine çalar gözlerin rüzgarda asi, körsem senden gayrısına yoksam, bozuksam ellere nesi? Hadi gel ay karanlık diye bir sevda. Daha başka bir ses. Zaten şairleri birbirinden ayıran sesleri değil mi? Nazım Usta toplumcu gerçekçiliğin bir biçim meselesi değil, bir içerik meselesi olduğunu söyler. Bu yüzden bin bir çeşit olabilir der. İçerik
farklı değildir. Söylediğiniz sözlere göre şey farklı. Aslında burada toplumcu gerçekçilik üzerine de biraz konuşalım istiyorum. Yani şöyle bir durum, tamam, toplumcu gerçekçilik önemli. Edebiyatta çok uygun bir yeri de var. Fakat biraz kutsanıyor sanki. Yani toplumun, işte şairlerin, yazarların halka karşı sorumluluğu ya da mutlaka gerçeklik üzerine yazma algısı. Öyleyse biz ikinci yeniyi nereye koyacağız mesela? Ama Toplumcu ikinci gerçekçilikte. yeni, şimdi ikinci yeni hiçbir yere koymuyoruz. İkinci yeni aslanlar gibi olduğu yerde duruyor. Çünkü ikinci yeninin ustaları 12 Eylül'e ve ondan evvel de 12 Mart'a en güzel karşı çıkan şiirleri yazdılar. Suçtur çocuğun olmak diyor Edip Cansever. Suçtur çocuğun olmak da biraz sonra anlattıklarından bütün bu hapisteki çocukların ana babalarının acılarını duyuyorsunuz. 12 Eylül'de Eylül'ün sesiyle iyi yazmıştı. Susun Eylül konuşuyor, yaşamak can sıkıcıdır beyler diye. Bir insan yaşadığı yere benzer deyip dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi memleketi yazan Edip Cansever'i nereye koyacağız? Bozulmuş burjuva ahlakına örnek diyen güzelim Cemal'i nereye koyacağız? Turgut Uyar'ı nereye koyacağız? Ya da bizim deli dolu kaymakam Ece Ayhan'ı kovalar şiirsizler düşmanlarım ayağa kalkın diyecek. Şimdi ikinci yeni eğer şeyin dediği gibi, Nazım Hikmet'in dediği gibi bir içerik meselesi ise hiç kimseyi bunun dışına koyamayız. Yani toplumcu gerçekçi yalnızca borç diye değil, toplumu eleştiren de bir tavrı vardır. Toplumu yalnızca umutlandırmaz. Bazen de sarsar, kendine gel der. Yani toplumcu gerçekçi şiir bunu borç diye yapmaz. Biz biraz bunu Nazım'da görüyor muyuz peki, bu sarsma durumunu, kendine gel deme durumunu? Akrep gibisin kardeşim. Daha kötüsü koyun gibisin kardeşim. Kaldırınca gocuklu celep sopasını adeta neyle gidersin diyor Salhaniye. Fazlasıyla görüyoruz anlaşılan. Değil mi? Sanki orada görüyoruz. Peki şeyde görmüyor muyuz? Göçük anlatır Melih Cevdet. Bir resim gibi. Şimdi biz son dönemde kimi şiirlerin zamandan ve mekandan kopuk olduğunu görmeye başladık. Aslında zamandan ve mekandan kopuk şiirler her zaman yoktu. Şeyin şiirleri de divan şiirine çok yüklenilir ama şeyi hatırlayalım, Fuzuli'yi selam verdim, memur anlatır, rüşvet değildir deyi almadılar diye başlar. Yani rüşvet değil diye selamı almayan, işte memurun işi, memuru anlattığı gibi dönemde işlenen cinayeti de
anlatan bir Taşlıcalı Yahya var mesela. Medet medet yıkıldı bu cihanın bir yanı diye padişahın oğlunu öldürüşünü anlatır. Yani divan edebiyatı da bütünüyle döneminden kopuk değildir. Zamandan ve mekandan kopuk olması, yani sadece şiirin değil aslında yazının da işte şiirlerinde, diğer eserlerinde ne anlama geliyor peki? Neyi anlatıyor öyleyse zamandan ve mekandan kopuk? Bilmiyorum, bence kendi kendine mırıldanan, kendi içine çok kapanmış bir şiir. Dünyaya sığar bir şiir düşünülemez. Şeysi yoktur, insan birey olmadan toplumun parçası olamaz. Birey olmak çok önemli bir aşamadır. Biz bireycilikle birey olmayı bazen karıştırıyoruz. Çokça karıştırıyoruz sanki Senur abla. Birey olmak zorunda insanlar. Sürü parçası değil, birey olmak zorunda. Birey olmuş insanlar görmüyoruz her zaman. Ama 12 Eylül'den sonra çağından da kopuk, yani zamandan, mekandan kopuk şiirler görmeye başladık. Hatta metinler görmeye başladık. Yani şu soruları soramazsınız. Bu adam nerede? Yani nerede yaşıyor? Ne yapar? Tiyatroda biliyorsunuz, ön tiyatro hazırlığında bir tipi böyle çıkartılır. Yani piyeste olmayabilir ama bu adam işte kaç yaşındadır, ne iş yapıyor olabilir? Nasıl bakar? Nasıl yaşar? Nasıl yaşar? Döndüğü zaman işte terliklerini mi giyer? Evde karısına merhaba mı der? Kapıyı mı çarpar? Bunları düşünmeden bir tipi çıkartamayız. Bunlardan kopuk bir edebiyat başladı. Yoksa yokmuydu aslında. Yani az önce divan divanda bile bu divanda yok. Bile vardı ama biz belli dönemlerde yine benzer şeyleri yaşamadık mı sanki şiir için, edebiyat için? Peki bir aşk şiiri düşünelim. Mesela Fahriye ablayı. Fahriye abla da havada marsık kokusunu duyarsınız. Demek ki arka sokaktır orası. Yani ben zamandan kopuk, mekandan kopuk derken bunu söylüyorum. Şey demez yani hiçbir şiirde böyle hani yoksulluk, arka mahalle demeden de şiirden bir şeyler, olan yerden bir şeyler taşır. Evet. Yoksuldu ama Boyna'da yoksulluk lafı edilmez ya der Orhan Veli. Tabii şimdi Haziran demişken, 3 Haziran'dan bahsederken Orhan Kemal'i anmadan olmaz. Biraz onu da konuşsak. Orhan Kemal desek ne dersiniz? Orhan Kemal benim Babali'de tanıdığım, gerçekten çok namuslu insanlardan biriydi. Gerçekten hakkı olmayan bir kuruş girmemiştir cebine. Bir yazarın tehlikeli sayılmasının ne demek olduğunu ben Orhan abinin hayatında gördüm. Her gün aynı köfteciye gitmekten dolayı adamı sonunda bir gün tevkif ettiler. Burada sen örgüt kuruyorsun diye. Çok komik gibi geliyor ama aslında dramatik. Trajikomik denilen noktada sanırım. Hatta şeyinde de var, işte 38'de askerliğini yaparken Maxim Gorki ve Nazım Hikmet kitapları okumak yabancı rejimler lehinde propaganda ve isyanı muharrik suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Yani bir taraftan Nazım gibi insanın büyük hasreti var. Bir taraftan Nazım okumak yüzünden cezaevine giren Orhan Kemal var. Tabii ama şimdi Orhan Kemal'i iki yanıyla anmak lazım.
Orhan Kemal bir yanıyla Adana için büyük bir adamın oğlu. Yani muhalif bir adamın oğlu. Ağır ceza reisliği falan da yapmış bir hukukçunun oğlu. Öte yandan ana tarafından çok aydın bir görüşün de oğlu. Yoksul düşmek, bu aynı şey Nazım için de söz konusudur. Yani birikmiş bir kültürün yoksul düşmesiyle karşılaşma. Ve büyük şans Nazım'la karşılaşması Orhan Kemal'in. Ben en güzel yanını şeyde bulurum. Hem şaşarım Nazım Usta'ya. Bir mektubunda der ki, Raşit'tir Orhan Kemal'in gerçek adı. Raşit, biliyorum kendi babanın adını koymak istersin ama mahsuru yoksa, kızım da itiraz etmezse, Orhan Kemal'in karısına kızım der Nazım. Bu çocuğunuz oğlan olursa benim adımı koyar mısınız der. Nazım'ın buna bir an düşünüyoruz, ihtiyacı var mıydı diye. Ve Orhan Kemal oğlunun adını Nazım koyar. Ondan sonraki oğlunun adını, babasının adını koyar, Kemali'yi. Kemali eczacıdır. Nazım petrol mühendisidir. Son oğlan Işık. Işık. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ve ben bir Nazım şiiri okumanı ve öyle kapatmamızı isteyeceğim programı Sezer Hanım. Ben ezbere okuyamam ama ancak burada oraya hemen bakmam lazım. Kitap var. Şöyle kalkabilirim tabii. Şunu da ileteyim alacağım sana. Bu arada Senur ablanın kitabında da hemen biz de hatırlatalım. Nazım'ın dikkat çekici betimlemeleri var zannediyorum. Evet, Şükran Kurdakul'la birlikte belirgin temaları üstüne. Taranta Babu'ya 5. mektup. Görmek, işitmek, duymak, düşünmek ve konuşmak. Koşmak alabildiğine, başı dolu başı boş koşmak. He he hey Taranta Babu, he he hey. Yaşamak ne güzel şey, anasını sattığımın. Yaşamak ne güzel şey. Düşün beni, kollarım senin 3 çocuk doğurmuş geniş kalçalarındayken. Düşün, sıcak, düşün kara bir taşa damlayan çırılçıplak bir su sesini. İstediğin yemişin rengini, etini, adını düşün. Gözdeki tadını düşün. Kıpkırmızı güneşin, yemyeşil otun ve koskocaman masmavi bir çiçek gibi açan ay ışığının. Düşün Taranta Babu. İnsanoğlunun yüreği, kafası, kolu 7 kat yerin altından çekip çıkarıp öyle ateş gözlü çelik Allahlar yaratmış ki kara toprağı bir yumrukta yere serebilir. Yılda bir veren nar 1000 verebilir. Ve dünya öyle büyük, öyle güzel, öyle sonsuz ki deniz kıyıları her gece hepimiz yan yana uzanıp yaldızlı kumlara yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz. Yaşamak ne güzel şey Taranta Babu. Yaşamak ne güzel şey. Anlayarak bir usta kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi şaşarak yaşamak. Yaşamak birer birer ve hep beraber ipekli bir kumaş dokur gibi.
hep birazdan sevinçli bir destan okur gibi yaşamak. Yaşamak ne acayip iştir ki, bu ne mene gidiştir ki tarantaba bu. Bugün bu inanılmayacak kadar güzel, bu anlatılamayacak kadar sevinçli şey, böyle zor, bu kadar dar, böyle kanlı, bu denli kepaze. Evet, Nazım'ın işte bitmeyen hasreti bu. Bir an düşün, dünyadaki bütün insanların yan yana, deniz kenarına, bütün dertlerden azade uzanabildiği bir dünyayı. Çok teşekkür ediyorum Senur abla. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir dünyayı özleyen, bunun için özlemekle yetinmeyip, örgütlenip, çalışıp, mücadele eden bütün sanatçılara, Nazım Usta'nın, Ahmet Arif'in, Orhan Kemal'in ve bu ayın sonunda anacağımız Dinamo'nun adına selam olsun. Çok teşekkürler.